Başlık Spot'tan merhaba. Şirin Payzın Anlatıyor Podcast serimizin ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Eğer dinlemediyseniz bir önceki bölümü dinledikten sonra bu bölüme geçmenizi tavsiye ederiz. İyi dinlemeler. Bu hakikaten ilginç bir nokta. Yani Aydın Doğan'ın medya tarihine baktığımızda birçok açıdan eleştirilir ve birçok açıdan da hakikaten bu tekelleşme mevzundan tut da sonraki dönemlerde basın özgürlüğünü engelleyen sendika meselesi başta olmak üzere örneğin. Yani Doğan grubunun çok büyük günahları var. Bunu Var, hiç muhakkak ama var. Aydın Doğan'ın Aydın Doğan yapalım diyor da Ankara temsilcileri ya da başkaları engelliyor. Bunu biraz açar Bence mısın? onun Çünkü inandırıcı çok bulunmayabilir belki. yo şöyle yani şöyle sadece o Ankara temsilcileri üzerinden yürüyen bir mesele değil bu. Ankara temsilcileri dedi ya bir sürü insanlar etrafında onun da Ya da kanal işte yöneticileri. mesela kanal yani CNN dediğim gibi o dönem bizim yöneticimiz Barış Tünay'dı ve gerçekten Barış Tünay'la çok Ferhat Boratav gerçekten olabildiğince haberci kalarak çok hassas bir dönemi çok büyük zorluklarla ama yine de ısrar ederek geçirmeye başardık. Dediğim gibi Aydın Bey de hiçbir zaman mesela ve burada yani yine kendisini de gerçekten anmak isterim. Arzuhan Doğan Yalçındağ'da yani elinden geleni yapmaya çalıştı ama başlarında çok büyük bir vergi borcu cezası biliyorsunuz. Belki de siyasi Evet. tarihin en büyük cezalarından birini yemişlerdi. Ve dediğim gibi yani böyle halkalar halinde kimin kiminle ne yaptığı belli olmayan halkalar vardı. Yani halkalar. Onlar Aydın Bey ikimiz zaman aman ha sana yeni bir dalga geliyor. Aman ha tutuklanacaksın. Aman ha senin hakkında da mahkeme kurulacak ya da işte davalar açılacak. Aydın Bey de mesela işten çıkarma konusunda çok hassas davrandı. Dediğine katılıyorum. Mesela şimdi bakıyorum. Yani sonuna kadar mesela şöyle yapıyordu. Çıkarmayalım bunu. Çıkarmayalım. Başka bir göreve koyalım ama sakın ha işten atmayalım. Mesela CNN Türk'ün bir döneminde evet kimi zaman ekrana çıkmayanlar oldu, kimi zaman ince ayarlar çekildi ama mesela işten atılsın diye kimse böyle yani tepeden inme çok emri vakiler hiç yapılmadı, yaptırtmadı, yaptırtmamaya çalıştılar. Yani Aydın Bey'e burada hakkını vermek isterim. Biliyorum herkes farklı inanıyor ama iç Atacaktır ama dengeler başka türlü olabiliyor. Şeyi tamam. söylemek istiyorum. Yani sadece şunu söyleyeceğim. Kemal sonra sen sor. Bir dönemden sonra ben baktım ki HDP'lileri alamıyorum. Baktım ki çoklu tartışma kuramıyorum ve çok eleştiriliyorum haklı olarak. İşte bütün sadece iktidar medyası değil geri kalan herkes bana çok büyük eleştiri getiriyor. İşte bu aynı adamları çıkarıyorsun. Bunlar kim? Bu hakikaten de öyleydi. Ben bile nefret ediyordum tartışma programlarından çıkınca. Kendi yaptığım işi sevmiyordum. Bir noktadan sonra kendi kendime şöyle bir format geliştirdim. Programın yarısına iktidardan teke tek birilerini arıyordum. Diğer tarafına da muhakkak bir CHP'li koyuyordum. Ama madem HDP'li çıkaramıyordum, MHP'li çıkarmamaya başladım. Kendimce böyle bir denge kurdum. Madem öyle sadece CHP'yle AK Parti konuşsun. Hata mıydı ki? Tabii ki. Yani bir televizyoncu olarak geriye dönüp baktığımda bence kara leke olarak yazılacaktır. AKP ve CHP, diğer partileri çıkaramamamız. Burada hakikaten üzüldüğüm bir dönemdir bu. Zaten Allah'tan çok kısa sürdü. Bir sene kadar sürdü. Zaten sonra da atıldık. O dönem böyle. İşte o dönem teke tek bir sürü isimimi çıkarabilmiştim. Ama o arada da mesela soru soruyordum. Ve bu soruları sorduğum için de her seferinde azar yiyordum. Niye o soruları sordun? Niye o sorularda ısrarla o soruları sordum? Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının neden tutuklu olduğunu sordum. KHK'ların yani bunları soruyordum. Selahattin Demirtaş'ı soruyordum. Madem çıkaramıyordum sorusunu soruyordum. Arşivlerde var herkes dönüp bakabilir. Ve zaten o soruları sorduğum için de ondan bile memnun olmadılar ve attılar sonunda. O döneme ilişkin şöyle bir anımı anlatacağım. Bir gün beni Aydın Bey çağırdığında önünde bir tane böyle bir tapeye yani bir şey konulmuş, bir metin konulmuş kırmızılarla. Benim programımın deşifresi çıkarılmış ve o deşifrede bazı bölümler kırmızıyla çizilmiş. Ondan sonra ve dedi ki Aydın Bey ya bu lafları etmişsin ve memnun olunmamış. Kim dedim size bunları getirdi? Ya söyleyemem dedi. Hakikaten de söylemedi. Fakat orada altı kırmızıyla çizilen sakıncalı bulunan, bence bu Ankara'dan geldi. O şakalaştığımız bölümler. Çünkü benim konuğum o dönem bana demiş ki,
Ya Şirin Hanım, çok zor sorular soruyorsunuz. Biraz da şu dışarıdan sorular sorun. Yani o dönem dış politikayla ilgili bir gelişmeler varmış. İçeride KHK'lılar meselesi var. Ya biraz da dışarıdan soru sorun. Mesela bu Aydın Bey'in önüne sakıncalı görülen bölüm olarak konulmuş. Bu problem çıkarılır diye. Aydın Bey'e dedim ki siz bu programı seyrettiniz mi? Aydın Bey dedi ki hayır seyretmedim. Bana sadece böyle rapor verildi. Kim peki? Yani bu Ankara hükümetten geliyor bu herhalde. Hayır, bence değil. Bizim orada memnun, orada olmamızdan memnun olmayan, o programların yerine kendilik oturmak isteyen ve sonrasında da oturan ve bizim her bir yaptığımızı, her bir konuğumuzu, her bir sorumuzu, Nevşin Mengü'nün de atılması böyledir biliyorsunuz. Nevşin Mengü'nün ağzından çıkan lafları koştura koştura Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne yetiştiren isim kimse, programlarımızın deşifreleri de onlar tarafından Aydın Bey'in önüne gönderiliyordu. Ve şöyle gönderiliyordu. Saray bunları sakıncalı buldu. Saray gerçekten onları sakıncalı mı buldu? Biliyorlar mıydı? Haberleri var mıydı? Onu bilmiyorum. Ha belki zaten bulurlardı. O değil taşma konumuz. Ama bu aracılıkları kim yaptı? Enteresan bir durum. Çok bir isim tarif ediyorsun. O ismi ben demin zikrettim ama sen o ismi tekrarlamak istemiyorsun sanırım. Belki bir değiller ki çünkü 3-5'ler. Peki. Nevşin Mengü olayına geri dönüp bakarlarsa isimlerin kimler olduğunu anlarlar. Nevşin'in CNN Türk'ten yani haber bülteni sunarken gayet yorum yaparak sunuyordu. Nevşin'in tarzı o. Tamamıyla oradaki bir takım insanların kompleksleri, kıskançlıkları, pay kapma, yönetimi kapma, koltuk kapma. Patronun gözünde ben daha önemli olurum. Hayır sen daha önemli olursun. Hayır ben senden daha iyi onların yanındayım. Ben uçağa bineceğim, sen uçağa bineceksin. Sen falan uçağa bindin, şimdi ben biraz bineyim. Bütün bu kavgalar üst üste konulduğunda o dönemi özetliyor. Peki. Durum bu. Var herhalde. Bir Mayıs ayında zannediyorum, bir Mayıs günü bana durup dururken dediler ki sen bu yaz program yapmayacaksın ve tartışma programlarından seni alıyoruz ve beni aldılar ve Didem Aslan'ı Habertürk'ten getirdiler. Ondan sonra ve ben 5 ay kadar kızakta kaldım. Neden olduğunu bilmedim bir şekilde. Ne hiçbir yere çıkarıldım, yani ne hiç başka bir program yapmadım. Başka bir programı kurgulamadım, muhabirlik yapmadım, haber sunmadım, kendi programı yapmadım. Ve 15 Temmuz oldu o sırada ve 15 Temmuz sonrasında o bütün Fethullahçı cemaatinden ayrılarak işte nedir gizli tanıklık yapan, itirafçı olan isimler ardı ardına sürekli çıkarıldı. O dönemler ben yayın yapmadım. Hatta o dönem konuşuyor, iyi ki ben de ekranda yokmuşum diye. Çünkü her şeyin birbirine karıştığı bir dönemdi ve hakikaten çok sancılı bir dönemdi gazetecilik açısından da. Ve sonrasında tekrardan iade edildim ama çok kısa sürdü. Sonra da ayrıldım. Yani bir saat kendimizin korumaya aldığı isimler oldu. Ya geriye kalan bu isimleri şimdi biz bu adamlarla çıkartıp kavga ettirip ateşe atmayalım. Çünkü ondan sonra bunlar hedef gösteriliyorlar ve bir gün bizim yayınlarımız yüzünden ya gözaltına alınıyorlar. Çünkü benim başıma geldi. Sera Kadıgil'i çıkardım ben. Sera Kadıgil şimdi CHP milletvekili. O zaman avukattı. Kadına bir programa çıktı ve başkanlık sistemi konusunda inanılmaz ağır konu, yani çok güzel bir konuşma yaptı. Sonrasında YouTube'da tıklanma rekorları kırdı. Ve o dönem karşısında işte iktidara yakın bir takım anayasa hukukçuları vardı tırnak içinde. Onların da hiçbiri kalmadı. Şimdi yoklar, isimleri bile yok. O dönem ertesi gün Serra'yı gözaltına aldılar. Ta Gezi'den önce attığı bir iki tweet yüzünden. Şimdi böyle durumlar oluyordu. Ya da bize yayına doğru gelirken bir takım böyle işte sivil toplum örgütü temsilcilerini ya da daha genç hani böyle çok kamuoyunun önünde olmayan gazeteci arkadaşlarımızı pat gözaltına alıveriyorlardı. O suçlamayla, bu suçlamayla. Bir dönemde kendimizin koruma altına aldığı isimler olmadı değil. Peki şimdi biraz da Ahmet Hakan'ı sormak istiyorum. Yani bu süreci beraber mi yönetiyordunuz? Yaklaşım farklılıklarınız var. Hiç Ahmet Hakan'la yani biz komşu programlar yapıyorduk. Bir de o yaz tatilinde
Haziran'da programlarını bitirir, Eylül'de geri dönerdi. Onun yerine ben haftanın 4 günü yayın yapıyordum yaz ayları boyunca, ama Ahmet Hakan'dan yani sadece merhaba merhaba, o kadar. Yani diyalogumuz bile yoktu yani. Ne ortak karar alıyorduk, ne ortak belirleme yapıyorduk, ne ortak tarzımız vardı, ne ortak tavrımız vardı. Birbirimizden çok farklıydık, hiç alakası yok. Ayrı editörlerimiz. Bir dönem bir ortak editörümüz vardı. Sonrasında o Ahmet Hakan'ın tek başına editörü oldu. Ondan sonra farklı editörlerimiz vardı. Hiç yani hiçbir şekilde... Yani onun yaklaşımını merak ettim. Peki onun yaklaşımı nasıldı bu meselelerde? Ya şimdi onun adına konuşmayayım. Çünkü şu anda çok yani zaten bambaşka bir noktaya gitmiş durumda. Şu andaki zaten yaptığı programlara bakarsa seyircilerimiz anlarlar. Yani şimdi onun nasıl yaklaştığını anlatmak bana düşmesin. İstemem yani onun hakkında konuşmayı. Ama atıldığın dönemle ilgili bir şey var. Hani o dönem çeşitli şayialar diyelim, belki netleştirmek istersin. Hani saraya arayıp ya da saraya gidip yok böyle bir şey diye bir sarayı devreye sokma girişimin oldu mu? Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. O nereden çıktı hiç bilmiyorum. Sarayı falan ya o dönem dediğim gibi şöyle bir dönemden geçiyorduk. Muhakkak işte bir CHP'li, ondan sonra da işte AK Parti'nin üst düzeyini alıyor. Bir kere şeyleri çıkarmayı reddetmiştim dediğim gibi. Bir takım böyle isimler vardı ya, nereden çıktı belli olmayan. Hala da devam ediyorlar CNN Türk'te ya da diğer kanallarda. İşte bilmem ne üniversitesi rektörü, işte bilmem ne hukukçular derneği, yani İngiltere başkanlık sistemiyle yönetiliyor diyen Avukatlar Derneği Başkanı gördüm ben mesela programında. Onları artık gerçekten çıkarmayı reddettiğim bir dönem. Dediğim gibi bu formülü geliştirmiştim. Yani işte nedir adı, ve o da bir tartışma yaratıyordu. Çünkü birlikte çıkmıyorlardı ama ilk bölümü AKP'lileri alıyordum, ikinci bölümü CHP'lileri alıyordum. En azından birinci bölümde söylenenlere CHP cevap veriyordu ya da öbür CHP'liler tercih ederse de ilk bölüm. O zaman daha İYİ Parti, tabii diğer partiler yoktu bu arada. Yani bu DEVA, Gelecek, İYİ Parti falan. Meral Akşener'i çıkarmıştım bir kere. Dışında yani o da sonlarına doğru. O dönem zaten 4 partiyle dönülen bir dönemdi. Öbür 2 partiyle birini çıkaramadığım için diğerini çıkarmıyordum. MHP'yi çıkarmıyordum. O dönemde Mahir Ünal AK Parti sözcüsü oldu. Ve o dönem hatırlayacaksınız, bir ambargo uyguluyordu Doğan Medya'ya çıkmama. Doğan Medya gazetelerini okumayın, işte gazetelerini almayın, televizyonlarına çıkmayın diye. Ve o dönem ben de bir gazeteci olarak, sonuçta biz gazeteciyiz. Ya ben sonuçta bir partinin temsilcisi değilim. Parti adı, bir partiden yana tavır koymak gibi bir sorumluluğum da yok. Sonuçta başkanlık sistemi gibi bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Elbette ki bunu muhataplarını sormak benim görevimdir gazeteci olarak. Bugün hala olsa yine sorarım. Yani her parti, buradaki tek sorun diğer partileri çıkaramıyor olmamız, yoksa AK Parti'ye soruyor olmamızın gazetecilik açısından bir sorun olmaması gerekiyor bence. Şimdi o dönemde ben de dedim ki ya o zaman İbrahim Kalın'a başvurdum mesela. Hiç çıkmayan bir isimdi. İbrahim Kalın da nedir adı? Kabul etti. Geldi. Mahir Ünal o zaman dönem sözcü, dedi ki ya evet dedi, biz de düzgün dedi gazetecilere, soru sorabileceğiniz gazetecilere bize soru sorabileceğini düşündüğümüz gazetecilere çıkmak istiyoruz dedi. Ve o dönemde de İbrahim Kalın benim davetimi kabul etti, geldi. Ben bunun içinde bir torpil attım, doğrudan başvurdum. İbrahim Kalın, Mahir Ünal yardımcı oldu bu arada, evet. Sözcü olduğu için o belirliyordu hangi AKP'lilerin nereye çıkabileceğini, öyleymiş yani sistemleri. Geldi İbrahim Kalın'dan bir tane yayın yaptık. Orada da bayağı bir sordum. Hatta bazı sorularıma da kızmıştı. Yani sinirlenmedi ama hani böyle ya bu sorular işte taraflı falan diye. Sonra da gitti. Bir daha benim İbrahim Kalın'la hiçbir temasım, diyaloğum olmadı. T24'e geçtikten sonra kendisinden bir röportaj talep ettik. Ona da zaten cevap bile vermedi. Yani dönmedi bile. Bir keredir İbrahim Kalın'la. Ama şöyle bir şey oldu Kemal. İbrahim Kalın'ın bana çıkmaksından rahatsız olan CNN Türk'ün içinden ve saraydan insanlar oldu. Vay efendim, İbrahim Kalın gibi isimler sadece onlara çıkmalıymışlar. Nasıl olur da benim gibi muhalif bir isme çıkarlarmış. Bunun üzerinden bir kampanya yürüdü ve nasıl olduysa bu evrildi, çevrildi. Ben İbrahim Kalın'a yalvarmışırıma geldi. Ya ne alakası var? Adamcağız sadece bir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak benim programıma geldi. Hakikaten de düzgün anlattı.
konuştu. Ondan sonra da alasmadık ayrıldık gittik. Onun dışında benim İbrahim Kalın'la hiçbir temasım olmamıştır dediğim gibi. Ama işte diyorum ya, o dönem her şey o kadar birbirine karıştı ki. Beni karalamak isteyenler, yok işte İbrahim Kalın'la. Ya İbrahim Kalın'la ben yalvaracak olsam zaten CNN Türk'te kalırım. Niye? Ya da CNN Türk'te kalmanın yollarını bulurum. Ben de giderim oraya saraya tezgah açarım. Ben de bulurum giderim Aydın Doğan'ın. Ay Aydın Bey, ben de sizin işlerinizi kotarırım derim. Aman ben de o zaman o üslubu benimserim. Deli miyim ben? Yani Doğan Medya satılmadan önce şans eseri, ben o dönem yönetimdeydi hala Arzu Hanım ve grubu. Ben o zaman gidip ya benim tazminatımı verip de beni çıkarırsanız, çünkü içeride 20 senelik tazminatım var. Ben CNN Türk'ün kurucu ekibindenim dedim. O dönem dediler ki ya satış yapıldı, yani kağıt üzerinde yapıldı. Dolayısıyla bizim Demirören'e taahhüdümüz dahilinde senin gibi ekrandaki ön plandaki isimleri işten çıkaramıyoruz. Dolayısıyla Demirören devraldıktan sonra onlarla konuş bunu. Şu anda bizim sana tazminatını vermemize imkan yok. Anlaşmamız bu yönde dediler. Ben de onun için Demirören'i bekledim ve Demirören grubu devralır almaz. O dönem bize genel müdür yapılan Bora Bayraktar'a. Daha sonrasında bir kere aradım Meltem Demirören. Telefonlarıma da hiç çıkmadı. Hiç bir şekilde sekreteri bile geri dönüş yapmadı. Onlara ben işten atılmak istediğimi söyledim. Tazminatımı verin ve ben gideyim dedim. Dolayısıyla ben zaten böyle saraylara mesaj yollayacak, böyle şeyler yapacak olsam niye atılmak isteyeyim ki? Bakın ne güzel oturuyorlar hepsi. Güzel güzel paralar kazanıyorlar. Güzel güzel seyahatler yapıyorlar. Köşeler yazılıyor, röportajlar yapılıyor. Dolayısıyla asla böyle bir durum yok. Mahir Ünal da benim yayınıma geldi. Yani ondan sonrasında işte AK Parti'den meclis başkanını, grup başkan vekillerini aldım ve tamamen profesyonel çerçevede, Allah için onlar da profesyonel çerçevede kızdılar, sinirlendiler bana kimse. Sonra da zaten çıkmaktan vazgeçtiler. Ama oradaki esas mesele Kemal, bu isimlerin bana değil niye bize çıkmıyor meselesiydi yine. İbrahim Kalın'da özellikle bu çok kötü patlamıştır. Nasıl olur da İbrahim Kalın Şirin Payız'ına çıktı da bana çıkmadı. Oranın tek eli bende. O tarafın tek eli bizde. Biz ancak çıkartırız. Buradan tabii. Çünkü bir güç devşirme var. İbrahim Kalın'ın bile bundan haberi olduğunu bilmiyorum var mıdır. Yani o hakkını yemeyeyim. O da geldi dediğim gibi düzgün konuştu gitti. Başka hiçbir şey yok. Şirin, peki iki soru soracağım. Birincisi, bütün bunlara nasıl katlanılabiliyor? Yani insanların çünkü en çok yani tırnak içinde eleştirdiği noktalardan biri de şu. Peki ama sen oradaydın. Hani uzunca yıllar en kötü döneminde oradaydın. Evet. Oradaydın. Bu daha önce Faruk Bildirici'ye de sordum bunu. Çünkü o da ombudsman ve şimdi eleştiriler yazıyor ama Hürriyet'in haber müdürlüğünü yapmıştı. Bu soruyu bence insanların kafasındaki çok temel sorulardan biri. Kesinlikle çok da haklı ve doğru bir soru. Biliyorsun ben çok birçok konuda da çok kötü linç yedim. Bazısında hiç hak etmediğim şekilde linç yedim. Bazısında da tamamıyla böyle bir propaganda yapıldığı için linç yedim. Çok tehdit edildim biliyorsun. İşten atılmam için de kocaman yazılar yazıldı sürekli olarak. Neden kalıyorduk? Çünkü Kemal, biz CNN Türk'ü hakikaten dişimizden tırnağımızla, bugün şimdi CNN Türk adına konuşanlar var ya, onların hiçbiri o zaman yoklardı. İlk Çiğdem Anatlan, Allah için Gürkan Zengin ve yani Mehmet Ali Brand Çiğdem Anatlan kurmuştur ve Çiğdem ilk haber koordinatörüdür. Benim de yani meslekteki ablamdır, duayenimdir. Çok da şeyler öğrenmişimdir kendisinden. Çok iyi bir gazetecidir. Maalesef ondan sonra ekranlardan uzaklaştı. ATV'de yıllarca birlikte çalıştık ve onun döneminde ben CNN Türkiye başladım. Ya o zaman tek rakibimiz ATV'ydi. Daha Habertürk doğru dürüst kurulmamıştı bile, yani daha bebekti. Ve biz o dönemde Hürriyet'in ve Doğan Medya'nın arka bahçesi olarak görülüyorduk. Yani ciddiye bile alınmıyorduk. İşte bir takım Hürriyet yazarları gelip orada böyle sıkıcı programlar yapayım. Televizyon programım da olsun diye bakıyorlardı. Biz de kocaman bir ekip olarak hayır, televizyonculuk ciddi iştir ve biz haber kanalı
yayıncılığında bir uluslararası standartlarda bir şey örnek oluşturacağız diye uğraştık. Hakikaten öyle. Yani ben ilk biz dişimizle tırnağımızla, çünkü NTV'nin çok parası vardı. O dönem önce Cavit Çağlar sonra Ferit Şahin büyük paralar aktarıyordu. Hakikaten çok iyi işler yapıyorlardı. Şimdiki NTV'ye baktıkça ağlayasım geliyor. CNN Türkiye baktığım gibi. Ve o dönem büyük bir rekabet içinden gerçekten haberciler çıkardık. Çok önemli muhabirler yetiştirdik. Bir tek attığımız manşetin bir virgülüne dahi dikkat ediyorduk. Uluslararası standartlarda olmak. Şimdi böyle yarattığın bir kanalı şöyle bir ruh haline giriyorsun. Bir dakika ya. CNN Türk Aydın Doğan'ın, Arzuhan Dağ, Yohan Yalçındağ'ın, hele hele Mehmet Ali Yalçındağ'ın kanalı değil. Mehmet Ali Yalçındağ sonradan buraya genel müdür olmuş olabilir. Bu kanal bizim kanalımız. Bu kanalın bütün ceremesini biz çektik. Bu kanalı efendime söyleyeyim en eksi 10 derecede Davos'ta yayınlar yaparken ben koşturdum. Herkesten önce bir röportaj alıp da NTV'yi geçebilmek için. Ben Agit'de bilmem işte olmadık röportajları imza. Hillary Clinton'ı ben çıkardım. İşte Aliyev'i ben çıkardım. Bugün lahne geldi. Anlatabiliyor muyum? Salih Müslüm'ü ilk ben çıkardım. O dönemler bütün diğer arkadaşlarımız başka yayınlar, inanılmaz programlar yarattık. Bütün programlarımız taklit edildi. Yeni Gün hafta sonu programı televizyonların bir klasiği oldu. Ben sunmaya başladım ilk. Ondan sonra bütün kanallar taklit ettiler. Şimdi sen böyle bir kanal doğurmuşsun ve gözünün önünde bir takım insanlar geliyorlar sonradan. Burada böyle elinden yayınların alınıyor, programların alınıyor, ruhu gidiyor. O yüzden bizde bir direnme oluştu. Bu gazetelerde de oluştu bence. Yanlış mıydı? Hayır. Bir direnme, bir mücadele. Çünkü şöyle bakıyorduk meseleye. Ya tamam, bunlar böyle 2-3 tane acayip acayip adamı aptal aptal programlar veriyorlar. Ekran yüzü yapıyorlar. İşte hükümetin adamı. Okey, ama biz haber merkezinde hala biz varız. Ve biz hala haberlerimizden fark yaratabiliyoruz. HDP'lilere ambargo mu uyguluyorlar? Her gün HDP'yi soracağım. Cumhuriyet Gazetesi yazarları cezaevindeyken onlara yeterince yer verdirtmiyor mu iktidar baskı kurarak? Her sorduğumda soracağım. Her seferinde Cumhuriyet yazarlarını sordum ben. Her seferinde cezaevinde bugün Kavala'yı sorduğumuz gibi. O dönem böyle bir direnç oluşturuyorsun. Ben burada kalmalıyım ki burayı hala biz tutup belli bir noktaya taşıyabilelim. Ama boşa bir çabaymış belki. Belki de en azından biraz daha birilerine habercilik yapma imkanı sunduğumuz. Kendimiz çok zarar gördük ama yine de o direnci göstermemiz gerekiyordu. Yani gemisini terk eden kaptan olmak istemedik galiba. Ama sonrasında her şey o kadar çirkinleşti ki hakikaten kalınacak gibi olmadı. Ama belki bizimki gerçekten haberde ısrardı. O direnme duygusunu çok iyi anlıyorum. Bir noktaya kadar orası bizim evimiz, biz yaptık ve bir de şey de çok önemli. Yani ben gidersem yerime gelecek kişi bunu yapmıyor. O duygu da önemli. Tabii gazetecilikte bunlar çok önemli ama herhalde şöyle bir nokta da var. Artık durulmayacak durum, ya yani artık emin olmaktan çıktığı noktada da zaten ya onlar ayırıyor yolunu ya da insanlar ayrılıyor. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bora Bayraktar bize Demirören taraf, yani kayyum atandıktan sonra diyelim CNN Türkiye. Demirören grubu aldıktan sonra Bora Bayraktar genel müdürümüz oldu. Hayattaki en büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesidir. Çünkü Bora Bayraktar CNN Türk'ten yetişmiş bir muhabirdir. Ve dış haberler, ben dış haberler müdürlüğü de yaptım. Çok çok kısa bir dönem. Ama dış haberler servisinde yani kıdemli muhabir olarak da ekran önünde program sunmaya başlamadan önce uzun zaman orada da çalıştım. Birlikte çok alanda haber de takip ettik. Bora neslinin en parlak dış politika muhabirlerinden bir tanesiydi. Savaş muhabiriydi. Ve sonrasında genel müdür olarak başımıza atandığı zaman bambaşka bir Bora Bayraktar gördük. Zaten ilk yıkıldığımız an odur. O gün anladık ki biz artık burada daha fazla kalamayız. Zaten üçüncü gün A Haber'den Demirören'e de kayyum geldi. CNN Türkiye kayyum olarak Demirören geldi. Demirören'e de A Haber'den kayyum geldi. Ve normalde Emin Çapa'nın oturduğu odaya, o dönem atılmıştı zaten, beni atmamakta ısrar ediyorlardı. Çünkü şöyle bir taktik yürütüyorlardı, sen de biliyorsun.
tazminatlarımız çok yüksek. Bunlar kendileri sıkılır giderlerse bir de o paradan da yırtarız. Dolayısıyla biz de orada bir inat gösterdik. Yani onu biz memnun olup kaldığımız gibi yorumladı seyirci ama alakası yok. 20 senelik özlük haklarımız, her şeyimiz, bütün birikimimiz. Ve biz şunu da söyleyeyim. CNN Türk'ün çekirdek ekibi hiçbir zaman çok büyük paralar kazanmadık. Yani sonradan bizim üzerimize gelen pek çok ekran yüzü, bizim 10 katımız para kazandılar. Kazanmaya da devam ediyorlar. Biz Kur'an çekirdek ekip her zaman yani daha normal şartlarda küçük zamlarla ve belli bir yani herkes bizi çok büyük paralar, çok büyük ekran yüzleri, büyük paralar konuşuyor. Hiçbir zaman öyle bir durum yoktu. CNN Türk'ün parası zaten o kadar yoktu. Ve bu haklarımızda yeni yani Aydın Doğan, onun için söylüyorum, her şeye rağmen Doğan Holding kurumsal bir yerdi, her şeye rağmen haklarımız korunuyordu, her şeye rağmen kurumsal kimliğinin son dakikada hem Arzuhan Doğan Yalçın'da, bakın sadece Arzuhan Doğan Yalçın'da diyorum ve Aydın Bey diyorum, ikisi özellikle Aydın Bey geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak denge, ama Bora Bayraktar o masaya oturduğu gün itibariyle artık burada bir tek manşet bile atmanın bir değeri kalmadığını görmüştük. O gün gitmemiz gerekiyordu. Bir ay, iki ay ve en fazla üç ay sonra da zaten hepimiz gittik. Sırayla bir, iki, üç diye gitti. Dolayısıyla dediğin doğru. Yani oradaki tek derdimiz bizim yetiştirdiğimiz muhabirler burada daha iyi olsun. Aman şu haberi de biz daha önce görelim. Ya Suat Toktaş bugün Halk TV'nin genel yönetmeni, birlikte çalışıyoruz. Suat şöyle derdi. Ben bazen attığım bir manşetle, o zaman haber müdürlüğü yapıyordu. Attığım bir manşetle çıkarmadığım üç konuğa bedel haber veriyorum seyirciye. Bakın manşetlerimizle biz inadımızı sürdürüyorduk. Haberciliği yapacağız. Evet. Bizden yapılmasını istenmedikleri şeyleri yine de manşetlerimizle vereceğiz. Bir sorumuzla vereceğiz, manşetle vereceğiz. Bir tavrımızla vereceğiz, bir duruşumuzla vereceğiz. Bu bir gazetecilik inadıydı. Yenildik. Peki, şunu sormasam bana kızarlar. Bugünlerde Twitter'da bir Me Too hareketi başladı ve kadınlar uğradıkları tacizleri anlatıyorlar. İki yayın evi de taciz iddialarıyla gündeme gelen iki yazarla sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu bugün. Medyada bu işler nasıl diye sormak istiyorum. Yani kadınlara yönelik taciz konusunda medyanın sicili nasıl sence? Ya bence tacizin pek çok türü var. Taciz illa da fiziksel taciz olmuyor. Yani orada buranın ellenmesiyle ya da işte sana cinsel içerikli taciz yapılmasına ilgili değil. Beynine taciz de bulunuluyor. Mesleki bir birikimine taciz de bulunuluyor. O anda yani içinde bulunduğum pozisyona taciz de bulunuluyor. Ya bu taciz hep var. Hepimiz uyguladık. Yani en başta maaşları alırken bile tacize uğruyorsun. Çünkü aynı işi yaptığın insanla, erkeklerle aynı parayı almıyorsun. Kimi zaman yani bu da bence bir taciz türü. Yani evet, dolayısıyla medyanın da geçmişi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bence sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Yani Me Too hareketi, ben onu söylüyorum, 90'lı yıllarda, 2000'li yani 2000'li yılların da büyük bir bölümünde dünyada bu rüzgar çok daha erken esseydi herkesin konuşacak çok fazla şey olurdu diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet, yani ben açıkçası fiziki tacize uğramadım ama evet, sırf kadın muhabiri olduğum için ya da kadın gazeteci olduğum için ötelendiğim ya da işte haksızlığa uğradım bir anlamda, evet bu anlamda tacize uğradım, çok durum olmuştur. Peki. Şirin, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Eminim Kısa Dalga dinleyicileri de çok severek dinleyeceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Elbette daha konuşmadığımız bir sürü şey vardır. Ama sen orada, biz burada hala ısrarla devam ediyoruz. Bence bu çok önemli. İleride bizleri yazacak diye diyor. Mama bak, bizlerin de eksiği olmuştur. Yani sen, ben, başkaları. Evet. Benim belki daha çok eksiğim olmuştur ama direnmek ve inat etmek kolay diye düşünüyorum. Madalyonların çok farklı yüzleri olduğunu düşünüyorum. Medya tarihine de bu notları düştüğün için çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum Kemal. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.